Çok teşekkürler Emel. Ben de teşekkür ederek başlamak isterim Emel'e, Noemi'ye, toplantıda emeği geçen herkese, diğer konuşmacılara ve sizlere tabii. Şimdi tabii son konuşmacı olunca ister istemez önceki konuşmacıların söyledikleriyle örtüşen çok tarafı olacak söylediklerimin özellikle Serdar Bey'in. Ben de çünkü biraz daha bu zamansallık kavramına bakarak zaman aşımı uygulamasını değerlendirmek istiyorum. Şimdi e, yani Türkiye'de ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili davalarda zaman aşımı uygulaması e, genellikle bir cezasızlık ya da örtülü af ör, e, olarak tartışılır. Bu, bu tabii benim de özünde katıldığım e, bir değerlendirme. Ancak ben bu sunumda zaman aşımı uygulamasının diğer cezasızlık pratiklerinden e, nasıl bir farkı olduğunu eee e, ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakılmış kişilerin ve bu şiddetin faillerinin farklı zaman zamansallıkları üzerinden e, bunu nasıl değerlendirebileceğimizi e, tartışmaya çalışacağım. Şimdi zamansallık kavramından ne kastediyorum? E, bu aslında e, çok basit bir ifadeyle kişinin zamanla veya geçmiş bugün ve gelecek arasındaki ilişkiyle e, e, kurduğu e, bir ilişki, kur, kurduğu ilişki aslında. Şimdi ben bu ilişkinin e, şiddetin failleri ve mağdurları için ya da daha genel bir ifadeyle söylersek egemen devlet e, ve devlet şiddetine maruz bırakılmış gruplar için farklı olduğunu ve bu farklılığı zaman aşımı uygulaması üzerinden çok daha net görebileceğimizi düşünüyorum. E, ya Emel de başlangıçta ki e, yani açılışta söylediği gibi, şimdi Türkiye'deki cezasılık pratiklerini bir reber, repertuar olarak düşünmek mümkün e, ve cezasılıda tabi sadece hukuki süreçler üzerinden değil de hak ihlallerinin işlenmesini mümkün kılan en başta ayrımcı, dışlayıcı ve ırkçı pratiklerden tutunda işte soruşturma ve kovuş, kovuşturma süreçlerinde adaletin yerini bulmasını imkansızlaştıran pratiklere kadar uzanan böyle geniş bir yelpaze şeklinde düşünülmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir suçun daha şikayet konusu bile olamamasını sağlayan gündelik pratikler de aslında cezasızlık uygulamasının bir parçası. İşte bu geniş repertuar içinde hangi cezasızlık uygulamasından devreye konacağı Türkiye'de neredeyse bence tamamen konjonktürel bir pratik bir konu. Çünkü asli amaç aslında suçun inkarı. Dolayısıyla bir davada en pratik e, cezasızlık yöntemi zaman aşımı ise o uygulanır. Bu mümkün değilse zaten işte sıklıkla yapıldığı gibi birçok davada bugün konuştuğumuz failler delil yetersizliğinden beraat ettirilir. Ancak bu nihai amaçtaki ortaklık zaman aşımı kavramının diğerlerinden niteliksel olarak farklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ya da bunu görmememiz anlamına gelmiyor. Ben zaman aşımı uygulamasının diğer cezasızlık pratiklerinden temelde kaynağı ve yol açtığı etkiler bakımından ayrıştığını düşünüyorum. Ve bunu dediğim gibi adalet ve zaman ya da Serdar Bey'in de yaptığı gibi hukuk ve zaman arasındaki ilişkiyi tartışarak anlamak istiyorum. Şimdi başta dediğim şeye döneyim. İşte failin ve mağdurun zamansallıklarının farklı olduğunu söyledim. Peki nedir bu farklılık? Nasıl? Nedir bunları farklı kılan? Şimdi kişinin bedensel bütünlüğünü hedefleyen birçok suç örneğinde, cinayet gibi, failin ve mağdurun zamanı deneyimleme bir biçimi birbirinden kaçınılmaz olarak farklıdır. Mağdur ya da işte kurban giden, mesela bir cinayete kurban giden kişi ya da onların yakınlarının hayatı faile kıyasla geri döndürülemeyecek bir şekilde dönüşür. Ancak bu farklılık tabii ki bizim bugün konuştuğumuz sistematik ve yaygın ağır insan hakları, ihlalleri, insanlık suçları için e, tabii ki çok daha farklı. E, suçun sistematikliği, kolektifliği ve aslında süre giden bir şey olması nedeniyle temelde. Ee, şimdi insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulamasının e, tarihsel olarak en etkili eleştirilerinden birini e, Serdar Bey'in de referans verdiği Fransız Yahudi düşünür Vladimir Yankilevich e, yapmıştı. Almanya'da o dönem işte 1965 yılında mevcut yasalar nedeniyle Nazi suçlarının zaman aşımına uğrama durumu vardı. 20 yıllık zaman aşımı. Ve bu sadece Almanya'da değil bütün dünyada bu zaman aşımı konusuyla ilgili aslında yoğun bir tartışma başlattı. Yankelevich'in e, Fransa'da bir gazeteyi gönderdiği mektupta suçun ve yapılan kötülüğün üzerinden belirli bir zaman geçmesinin bu suçu ya da kötülüğü ortadan kaldırmaya yetip yetmediğini soruyor. E, yani işte diyor ki işte 20 yıl boyunca bağışlanamaz olan bir suç nasıl olur da 21. yılında ya da 20. yıldan bir gün sonra e, bağışlanabilir bir hale gelir ya da unutulabilir bir hale gelir? E, zaman bütün suçları iyileştirir mi? diye sorar. Bu soruya cevap vermek için tabii dünyadaki başka örneklere gitmemize bence gerek yok aslında. Türkiye'deki örnekler insanlığa karşı suçlarda zamanın, bırakın suçun ağırlığını hafifletmek ya da onu iyileştirmek, aksine onu daha da katmanlandıran, çeşitlendiren bir etken olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bunun nedeni, yani konuştuğumuz gibi suçun, bildiğimiz gibi suçun niteliği, suçun ağırlığı Söz konusu olan sadece bir kişinin beden bütünlüğüne yönelik şiddet değil, geride kalanların yas tutmasının ve hak ve hakikat arayışının engellenmesi, faillerin hatta kahramanlaştırılmalarıyla, hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleriyle e, uygulanan şiddet. Yani şiddetin aslında her an güncel tutulması. Bu suçlardaki amaç hiçbir zaman, çünkü tek tek kişileri yok etmek e, tabii ki e, yani tek tek kişileri yok etmek olmuyor aslında. Çünkü işte yapılanlar üzerinden ait oldukları gruba, o halka, o ideolojiye belki, o politik gruba bir mesaj vermek nihayetinde. Yani hem suçun niteliği hem sonuçları sadece suçun niteliği açısından değil sonuçları bakımından da kolektif suçlardan bahsediyoruz. İşte bu tür nedenlerle bir kişinin kaçırılmış, işkence görmüş, öldürülmüş ve kaybedilmiş olması tek başına geride kalanların geçmişini, bugününü ve geleceğini kontrol ve baskı altına alan, e, yani aslında ipotek altına alan bir ihlaller zinciri yaratıyor. Failler hatta bulunmuş ve cezalandırılmış olsalardı bile. Kayıp ya da faili meçhul yakınlarının hayatları geri dönülemez şekillerde dönüşüyor. Ancak Türkiye'de buna... E, hem suçun hem mağdurun da inkara eşlik, eşlik ediyor. Yani bu tür suçların e, ısrarlı bir şekilde inkarı Türkiye'de. Dünyada aslında onu be, be, birçok benzer örnekten ya da bizim geçiş dönemi ile ilgili konuştuğumuz birçok örnekten ayıran şey. E, Türkiye'deki durumu anlamak için o yüzden e, zaman aşımı kavramını kaçılmaz olarak zaten cezaslıkla ilgili tartışıyoruz ama aynı zamanda inkarla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ee, bu tür suçlarda zaman aşımının e, hukuki savunusunda yani uluslararası hukukta, e, işte zaman aşımı e, uygulaması kaldırılmadan önce e, suçlar teslim edilse bile hukuki nedenlerle işte zaman aşımı savunusunun yapıldığı örnekler var. Hüyan da bahsettiği işte mesela hukuki güvenlik ilkesi Türkiye'de hala işte kullanılan e, delillerin inandırıcılığının erişilebilirliğinin azalması vesaire gibi. Yankilevich'in o bahsettiğim yazısında nazi suçlarının zaman aşımına uğrama ihtimaliyle e, ilgili hakimlerin mesela işte zaman içinde delillerin güvenilirliğinin ve erişilebilirliğinin azalacağı argümanına karşı aslında zamanın yeni yeni ortaya çıkan tanıklıklarla e, nasıl e, daha da görünür hale geldiğini söylüyor. Yani suçun e, nasıl daha da görünür hale geldiğini söylüyor. Bu insanlığa karşı bütün işte suçlar için, insanlığa karşı işlenmiş bütün suçlar için böyle. 1990'lardan bu yana akan zaman, ortaya çıkan tanıklıklarla, toplu mezarlarla, faillerin itiraflarıyla, işte benzer vakaların ortaya çıkan bilgisiyle suçun aslında ne kadar ağır, ne kadar derin ve ne kadar kurucu olduğunu bize tekrar tekrar gösteriyor. E, bu tür hukuki gerekçelerin yanı sıra bir de geçmişe perde çekmenin, gelecek nesiller ve toplumsal istikrar için önemli olduğu gibi savlar ileri sürülüyordu. Almanya'da yapılan böyle bir şeydi, e, diğer gerekçelerin yanı sıra. E, ya Türkiye'de söz konusu olan bu bile değil tabii. E, karşımızda zaman aşımını bu hukuki nedenlerle aslında, e, yani biçimsel olarak hukuki referanslar var ama aslında bu nedenle uygulamaya koyan bir ülke yok. E ee, zaman aşımı gerekçelerinde ne suçun ne faalin, ne delillerin ne mağdurun tartışmasına yer var. Ee, yine Serdar Beyin söylediği gibi yani devlet aslında karar verme yetkisini bırakıyor. Ee, reddediyor ya da gerekçelendirme yükümlülüğünü reddediyor. Ee, Türkiye'de zaman aşımı konusu, konusu biçimsel olarak hukuki bir gerekçe gibi sunulsa da aslında aslında işlenen suçun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yani zaman aşımı kararları faili meçhul cinayetlerin, zorla kayıpların bir uzantısı aslında. Ee, ya adı, Suçun adının bile konmadığı, tanınmadığı, inkar edildiği, mağdurların tanıkların yok sayıldığı ve hatta daha fazla şiddete maruz bırakıldığı total bir devlet şiddetinden bahsettiğimiz için bu böyle. Ee, bu suçların en başta işlenmesini olanak kılan siyasi düzen hala egemen. Kürtlere yönelik hem fiziksel hem yapısal şiddet hala farklı şekillerde devam ediyor. Dolayısıyla geçmişte yaşanmış ağır hak ihlallerinde cezasızlık sadece hakikat ve adalet taleplerini karşılamamakla kalmıyor. Aynı zamanda hem kayıp hem ya da işte faali meçhul ailelerinin bugünlerini ve geleceklerini onlardan çalıyor. Onların başka bir gelecek ihtimalini yok ediyor. Yani kısacası geçmişte işlenen bu suçlar bütün ağırlığıyla yaşamaya devam ediyor demek istediğim. Geçmişin hayaleti bugünü de geleceği de kuşatmış durumda. Ve haliyle akan zaman bırakın yarayı kapatmayı yaranın aslında bizi ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Şimdi zaman aşımına bu perspektiften baktığımızda bu uygulamanın sadece geçmişte işlenen bir suçun cezasız bırakılması ya da örtülü affı değil de dediğim gibi hani nasıl yeni bir suç olduğunu bize gösteriyor. De delil yetersizliğine dayanarak verilen beraat kararlarına baktığımızda işte ne görüyoruz? Faili onaylayan, e, tanığın ifadesini hatta mevcut aslında bütün delilleri yok sayan bir cezaslık yaklaşımı varken zaman aşımına dayalı cezaslık örneklerinde topyekun bir yok sayma var. E, yani daha az önce dediğim gibi davayı karara bile bağlamıyor aslında. Sadece e, e, tamamen e, işte mağduru, suçu, e, geride kalanları aslında tamamen yok sayan e, bir uygulama. Ee, i̇şte bu de, e, suç, cezasızlık ve inkar döngüsü içinde bu zaman aşımı kararları aslında failin zamansallığını onaylıyor. Ee, buradan failin zamansallığından ne kastettiğime e, geleyim. Şimdi zaman aşımı kavramının bir yerde modern devletlerin zaman anlayışından kaynaklandığını iddia etmek mümkün. Ee, bununla ne demek istediğimi yine e, Nazi zulmünden kaçmış filozoflar e, Walter Benjamin ve Vladimir Yankilevich'e dayanarak aktarabilirim. Benjamin tarih üstüne tezler çalışmasında modern devletlerin, modern hukukun dayandığı pozitivist ve evrimci tarih anlayışının ve onun dayandığı ilerleme fikrinin çok radikal bir eleştirisini yapar. Ve bu anlayışa göre devletin egemenliği ve zaferleri bir süreklilik ve ilerleme üzerinden düşünülürken bu anlatıyı tehdit eden olaylar bir kırılma, kaza ya da olağanüstü hal olarak kurulur. Ya ulus devletin tarihi bir e, kahramanlık anlatısı olarak kurulurken bu tarihteki e, baskı, şiddet, e, katliamlar, e, ve hatta ayaklanmalar, direnişler e, e, bir kırılma, bir kırılma gibi e, düşünülüp tarihin dışına itilir e, aslında. Ya da e, bu tarihi e, onaylayacak bir şekilde yeniden kurulur. E, Türkiye örneğine bakarsak e, Kürt savaşı terörle mücadele ve devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne bir saldırıya karşı meşru bir mücadele olarak işte e, kurulurken, Cumhuriyet boyunca, yani bu 100 yıldır, Kürtlere yönelik ayrımcılık, şiddet ve savaş boyunca işlenen sa savaş suçları ise sakıncalı anlatılar olarak kurulup yok edilmeye çalışılıyor. İşte Dersim katliamını düşünün, işte bir iflah olmaz bir halkın uygarlaştırılması, işte kanun tanımazlığın bastırılması olarak e, kuruluyor bu egemen anlatıda. Tabi bu yani ezilenlerin tarihini e, 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 yok saymakla olmuyor her zaman yani sadece her zaman sadece inkarlı olmuyor. E, Türkiye'de de bunun çok örneği yok ama e, geçmiş suçları, katliamları, soykırımları onları böyle radikal öğelerinden ayırarak hatırlama yolu ile de e, e, mesela bunu hatırlamak da bu uygulamanın bir parçası aslında. Ee, geçmişiyle kısmen yüzleşmiş e, ülkelerde e, aslında yapılan bu. Yani o tarih tamamen yok sayılmıyor ama arındırılarak, zararsızlaştırılarak e, egemen anlatıya eklemleniyor. AKP'nin bundan işte bir 10-15 yıl önce yap, aslında o da benzer bir şey yapmaya çalışıyordu. İşte 1980 darbesiyle ya da Dersim katliamıyla hesaplaşıyormuş gibi görünerek aslında yine tarihi geçmişi kendi siyasi amaçları için işte nasıl araç sallaştırdığını gördük. E, yani 2010 anayasa referandumu darbe davası bunun örneklerinden. Ancak tabii ki ne darbenin yok ettiği onlarca insanın ne yarattığı sistemi sorguladı bu süreç. Egemenin tarih anlayışında geçmiş dolayısıyla sadece araçsal bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bu ilerlemeci tarih anlayışına göre geçmiş bugün gelecek ardışık. Geçmiş yaşanmış bitmiştir. Geçmişte yaşanan her şey de aslında bugüne ve geleceğe hizmet eden anlardır bir yerde. Benjamin'in de Yankelovich'in de söylediği bu tür bir tarih anlayışının kazananların ve egemenlerin tarihi olduğu, onların çıkarına, onların lehine kurulduğu. Ee, yani işte zaman aşım kavramında da gördük, kendini gösteren bu anlayış failleri aklıyor ve eylemlerini meşrulaştırıyor ya da. Ee, ya yani üst düzey Türkiye'de üst düzey failler böyle nadiren açıklamalarda e, bulunuyorlar. Zaten davalara gelmiyorlar bile. E, zorunda kalmadıkları sürece. Ama yapılan çoğu açıklamada e, yaşananlar tabii ki ya tamamen reddedildi ya da işte güvenlik önlemleri terörle mücadele olarak meşrulaştırıldı, o dönemin gereklilikleri olarak sunuldu. O dönem böyle gerekiyordu e, diyen işte kim aslında bu itiraflarda ya da işte bazı ifşatlarda da gördüğümüz e, şey daha kahramanlık e, performansı ile yapılanlarda gördüğümüz böyle bir şey. Zaman aşımı bu anlamda hem inkarın hem de politik bir unutma talebinin. Aslında kurumsal olarak onaylanmış hale diyebiliriz. E, bu unutma talebi tabii ki sadece devlet düzeyinde gerçekleşmiyor, toplum düzeyinde de gerçekleşiyor. E, e, yani geçmişi hatırlama konusunda zaten herhangi bir çabası olmayan geniş kesimler adına da unutma kararını veriyor aslında bir yerde e, de, yargı, devlet. Bu anlamda e, suçu işleyenin tek başına tetiği çeken fail olmadığını da görüyoruz tekrar. Ee, ve bunların inkarının hatta zaman aşımına uğrayabiliyor olmasının aslında geniş bir nasıl toplumsal suç ortaklığıyla mümkün olduğunu görüyoruz. Ee, yani kısacası egemenin tarihi, işte bu felaketleri yok sayan, çeşitli şekillerde inkar eden bir tarihken e, ve bu perspektife göre geçmiş geçmişte kalmışken, mağdurun tarihi geçmişin geçmediği, ...bugünü ve geleceği belirlemeye devam ettiği bir tarih. Ve bu ikisi uzlaşmaz iki yaklaşımın ürünü. Peki yani adalet ve zaman arasındaki ilişkiyi bu şekilde düşünmek... ...mağdurun zamansallığı üzerinden düşünmek neyi değiştirir diye düşünürsek. Yani şimdi öncelikle adaleti modern tarih ve hukuk anlatısı üzerinden düşününce... ...karşımıza çıkan o sınırlı adalet anlayışını göstermesi açısından önemli bence. Yani en iyi işleyen hukuk sistemi bile... Ee, insanlığa karşı suç olarak tanımladığımız bu suçları e, tazmin edemez. Ee, tarihsel adalet ise, e, yani işte bu mağdurun perspektifinden baktığımız zaman e, elde edeceğimiz o tarihsel adalet anlayışı ise, suçu geçmişte işlenen bir fiil olarak görmez, bugün uzanan etkilerine de bakar. Yani geçmiş bu anlamda e, kurtarıcı, devrimci bir rol oynayabilir e, benim dediği gibi. Ya, geleceği kurmak, geçmişi kurtarmaktan geçer der ben yemin. Ee, geçmişin hafızası olmadan bir gelecek tahayyülü mümkün değildir. Tabii egemen tarih anlayışına karşı çıkmak sadece alternatif bir tarih anlatısı kurmaktan geçmiyor. Ee, dediğimiz böyle bir şey değil aslında. Onları işte o felaketler, direnişler üzerinden tekrar kurmak değil sadece. Geçmişte işlenen suçları bugünkü uzantılarıyla birlikte düşünmek, hak arayışlarının, mesela 90'lardaki hak arayışlarının devamını getirebilmek, geçmişle bugünün ilişkisini bugünün mücadeleleri yüz içinde de kurabilmek ve bu suçların e, bir daha yaşanmamasını sağlayacak bir toplum daha iyilü e, bir parçası olabilmek gibi çok daha geniş bir şeyden bahsediyoruz yani 90'ları 2015'ten ayrı tutmamak e, e, ve onu Aslında mesela ekolojik yıkımdan da e, ayrı tutmamak işte e, Kürtçe arasında yakılan ormanlardan da ayrı tutmamak Çünkü bahsettiğimiz Hani o devam eden suç derken kastım yani bir Kürt olarak aslında sistematik olarak geri bırakılmış bir coğrafyanın insanı olarak işte ekonomik olarak aslında bütün hayatımızın sosyal anlamda, toplumsal, kültürel anlamda yok edilmiş ve işte ayrımcılığın, ırkçılığın her gün günelik hayatınızda türlü türlüsünü yaşadığımız bir durumdan bahsediyoruz. Yani o devamlılık içinde düşünmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani zaman aşımına karşı çıkmak o yüzden sadece cezasızlığa karşı çıkmak değil. Devletin işte o geride bırakmak istediği e, düşünmek istemediği e, mağdurun zamanını, ve mağdur yakınlarının e, ve bu toplumsal mücadelede olan e, bunun için mücadele olan insanların zamanını, e, bütün devrimci potansiyeliyle sürekli yeniden ve yeniden karşısına çıkarmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Teşekkürler.